earthquakes. Seismometers were first placed on the moon in 1969, and they operated until 1977. They recorded deep moonquakes, likely caused by tidal stresses, shallow moonquakes, which are probably similar to intraplate earthquakes, meteoroid impacts, and human and lunar lander activity. The InSight lander arrived on Mars in late 2018 with a seismometer and detected Mars quakes until it lost communication in late 2022. InSight measured over 1,300 seismic events, some Mars quakes, and some meteoroid impacts. The largest recorded Mars quake was estimated to be a magnitude 5 event. Some of the Mars quakes appeared more moon-like, and others appeared more Earth-like. Seismic waves generated by a quake allow us to image the interior of planetary bodies, because seismic signals change as they pass through different types of materials. Evet Melisa, ne anladın? Bilemiyorum, İngilizce bilmedin ama bu görselden sana gelen mesaj nedir? Evet, kısa bir değerlendirme alalım. Hocam benim İngilizce biraz biliyorum. Evet. Evet, İngilizce bilmesek de aslında görseller olduğu için faydalı. Bir daha dinlemeye çalışalım. A quake is a sudden release of energy that generates seismic waves. Evet, depremler meydana geliyor ve yerin içinde her tarafa yayılıyor. Depremler yalnız dünyada değil, Mars'ta da meydana geliyor. Seismometers were first placed on the moon in 1969 and they operated until 1977. They recorded deep moonquakes likely caused by tidal stresses. Shallow moonquakes, which are probably similar to intraplate earthquakes, meteoroid impacts, and human and lunar landings. Evet, Mars'ta 2018 yılında depremler kaydedilmeye başlandı. Yakınlaştaki Mars'taki seismometreler, tabii ki yerin içindeki yapıyı bizler ne yapabiliyoruz? Özellikle Mars'ta kaydedilen bilinçsiz kadar deprem, ki bu depremlerden bazen büyüklüğü 5 büyüklüğüne kadar ulaşabiliyor. Seismic waves generated by a quake allow us to image the interior of planetary bodies because seismic signals change as they pass through different types of materials. Bilebiliyorsak Mars'ı da Ay'ı da ne yapabiliyoruz? Orada kaydetmiş olduğumuz depremler ve onlara yayılan sinyalleri, elastik dalga yayınımlarını analiz ederek Ay'da da yerin içine depremlerin sağlamış olduğu elastik dalga verileri görebiliyoruz. Mars'ta da depremlerin, ki 1300'e kadar kaydedilen deprem var, onların sağlamış olduğu elastik dalga yayılım verileriyle ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Deprem olmasa bizler aslında yer içini göremeyen insanlar ya da canlılar olarak kalacaktık. Demek ki deprem yerin içini aydınlatıyor ve depremin o aydınlatmış olduğu, o aydınlatan elastik dalga yayılım verileriyle yerin içi Ay'da, Mars'ta ve Dünya'da görünür hale geliyor. Demek ki deprem bizim için Ay'da, Mars'ta ve Dünya'da yerin altına açılan bir göz olarak değerlendirilmesi gerekir diye burada bir noktalama yapmak istiyorum. Evet, buyurun Melisa, ne düşündürüyor sana bunlar? Evet, Melisa'dan. Evet, buyur Melisa. Yani evet, yorumlamakta zorlanıyor Melisa. Ay, Mars, Dünya deyince birdenbire uzaya gidince. Yani Mars, Dünya ilişki vardır hocam. Yani Mars, Dünya ve sismogram bir ilişki vardır yani hocam. Evet, sismometreler var. Orada depremler kaydediyoruz. O depremlerin elastik dalga yayınları, dünyadaki elastik dalga yayınımlarının analiz edilmesi gibi analiz ediliyor. Dünyanın içini görebildiğimiz şekliyle dünyadaki işte sismologların deneyimleri, yerin altını görme ile geliştirmiş oldukları yazılımlar ve deneyimler kullanılarak Mars'ta da Ay'da da meydana gelen depremler ve elastik dalga yayılım verileri kullanarak
Benzer bir şekilde Ay'ın içini görebiliyoruz, Mars'ın içini görebiliyoruz. Demek ki depremler bizim için her yerde ne sağlıyor? Yerin içini görmek için. Ay ise Ay'ın içini görmek için, Mars ise Mars'ın içini görmek için depremler bize ne yapıyor? Gerçekten önemli bir enerji sağlıyor, önemli bir veri sağlıyor. Evet, bilemiyorum.